İnançla bilimin karşı karşıya geldiği en çetin tartışmalardan biriyle karşınızdayım. Özellikle bazı dini çevrelerde büyük tepkiyle karşılanan, bazılarına göre inancı tehdit eden, bazılarına göre ise sadece bilimsel bir gerçek olan bir soru. İnsan gerçekten maymundan mı geldi? Bu videoda epigenetik ve pasif genler kavramından bahsedeceğiz. Dünya üzerinde yaşamış olan 6 insan türüne değineceğiz. Maymundan mı geldik yoksa durum daha mı farklı? Bunu konuştuktan sonra tartışmalı bir kısma giriş yapacağız. Evrim sürecini kabul etmek gerçekten de dinle çelişir mi? Bundan bahsedeceğiz. Güzel bir video olacak. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Vücudumuzda binlerce yıldır sessiz kalan bazı genlerin uygun koşullar, şartlar oluştuğunda yeniden aktif hale geldiğini söylesem ne dersiniz? Yani atalarımızdan miras aldığımız bazı genlerin hala içimizde olduğunu ama sadece uykuda olduğunu söylesem, belki de bu durum evrimin zaman içerisinde nasıl işlediğini gösteren en büyük ipuçlarından bir tanesidir. Bu videoda sadece insan maymundan mı geldi sorusuna yanıt aramayacağız. Aynı zamanda genetik hafızamızda saklı kalan, atalarımızdan kalan o sessiz izleri de keşfedeceğiz. Epigenetik genlerin yapısını değil, ifadesini değiştiren mekanizmalardır. Yani bir gen vücudumuzda olabilir ama aktif değilse çalışmaz. Bu aynı kitap rafında duran bir kitabı okumadığımızda bize bir katkısının olmaması gibidir. Genlerin üstüne adeta etiket gibi yapışan kimyasal değişiklikler, örneğin metil grupları, genin sessiz kalmasına sebep olabilir. Çevresel faktörler ise örneğin beslenme, stres, travmalar, toksinler bu etiketi silip genin yeniden aktif olmasını sağlayabilir. Peki bu anlattıklarımın evrim süreçleriyle ne alakası var? Epigenetik, genlerde bir değişiklik olmadan nesilden nesile aktarılabilir. Bu da evrimsel süreçte bir özelliğin bazı dönemlerde baskılanıp uygun şartlar oluştuğunda yeniden aktif hale gelmesini sağlayabilir. Örneğin açlık yaşayan bir nesilde büyüme hormonları baskılanırken bu durum ortadan kalktığı zaman büyüme hormonları yeniden aktif hale gelebilir. Bir de atavistik özellikler diye bir kavram var. Atavizm bir türde artık kullanılmayan ama genetik olarak hala var olan bazı eski özelliklerin yeniden ortaya çıkmasıdır. Adeta uyuyan ataların tekrar konuşması gibi. Örnekler ise şu şekilde: kuyruk kemiği. İnsan embriyosu ilk aylarda kuyruk geliştirir ama bu zaman geçtikçe kaybolur. Maalesef ki bazı insanlar kuyruklu bir şekilde de dünyaya gelmiştir. Vücut tüylenmesi. Aşırı kıllanma eski piramit atalarımızdan kalma bir özelliktir. Peki bu durumun evrim süreciyle ne alakası var? Bu tür özellikler aslında az önce de söylediğim gibi aktif olan veya pasife geçen genlerin bir örnekleriydi aslında. Az önce saydığım kıllanma örneği ve kuyruk kemiği örneği de evrimsel süreçlerdeki aktif genlerin kalıntılarıydı. Bu durum bize gösteriyor ki genetik olarak hala kodları var ama genelde baskılanmıştır. Ancak mutasyon ya da çevresel tetiklenmeyle tekrardan aktifleşebilirler. Tüm bunlar bize ne anlatıyor? Evrim sadece bir maymundan insana geçiş süreci değil, aynı zamanda genlerin ne zaman çalışıp ne zaman sustuğu ile ilgili karmaşık bir yolculuktur. Bizim bedenimiz geçmişimizin izlerini hala taşıyor, gizli genler, sessiz kalmış özellikler ve aktive olmayı bekleyen kalıplar. Yani evrim sadece dış görünüşümüzde değil, DNA'mızda da gerçekleşiyor. Bugün yeryüzünde insanoğlu olarak Homo sapiens, yani biz yaşıyoruz. Ama dünyanın oluşmasından bu yana aslında bilinen 6 farklı insan türü vardı. Bu süreçleri anlamamız için biraz da onlara değinmek istiyorum. Sıralamayı günümüzdeki insan türünden ilk bilinen insan türüne göre yapacağım. Homo sapiens, yani biz, yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktık. Zeka, dil, sanat, kültür gibi özelliklerde üstündük. Homo neandertaller, Avrupa ve Asya'da yaşadılar, güçlü ve dayanıklıydılar. Yaklaşık 40 bin yıl önce yok oldular ama DNA'larının bir kısmı hala bizde yaşıyor. Homo erectus, yaklaşık 2 milyon yıl önce varlığını sürdürdü. Ateşi ilk kullanan türdü. Afrika'dan Asya'ya yayıldılar. Homo habilis, bilinen en eski insan türlerinden biri. Yaklaşık 2.4 milyon yıl önce yaşadı. İlkel taş aletler kullanıyordu. Homo floresiensis, Endonezya'da yaşayan, boyu sadece 1 metre civarında olan bir tür.
Hobbit insan olarak da bilinir. Çok geç tarihe kadar yaşamış olabilirler. Ve son olarak Homo Denisovalar. DNA'ları Sibirya'daki bir mağarada bulundu. Fiziksel olarak çok az bilgiye sahibiz ama genetik olarak biz de melezleştiler. Ekstra bir bilgi olarak, peki neden onlar yok oldu da geriye bizim türümüz kaldı diye soracak olursanız, hayatta en önemli şey adaptasyon ve esneklik. Günümüz dünyasında da kim daha hayatta kalıyor diye soracak olursanız, kimin daha psikolojik dayanıklılığı, sağlığı yerinde diye soracak olursanız buna tek bir cevap verebilirim. Daha esnek olan, daha çağına ayak uydurabilen, fiziki şartlara uyum sağlayabilen kişiler daha sağlıklı, daha güçlü oluyorlar cevabını verebilirim. Burada da durum bu şekilde gelişmiş. Biliyorsunuz ki sadece canlılar değil, dünyamız da aslında bir evrim sürecinden geçmiş bugüne kadar. Çok ısınmış, çok soğumuş, belli dönemlerde farklı canlılar yaşamış, o farklı canlılar, insanlar bir arada yaşamakta zorlanmışlar. Sonra o canlılar yok olmuş, göktaşlara düşmüş, birçok şey yaşanıyor. Fiziki koşullar değiştikçe yaşayan canlıların da adaptasyonu haliyle değişiyor. Özet olarak Homo sapiens türü, yani bizler adaptasyonu en yüksek olarak diğer türleri elemişiz ve bugüne kadar gelebilmişiz. Şimdi bu videonun ana konusuna geliyoruz. İnsanlar maymunlardan mı geldi? Cevabımız hayır. Şöyle bir şey var. İnsan ile maymunun atası ortak olarak biliniyor. Ne demek istiyorum? Günümüzden yaklaşık 6-7 milyon yıl önce yaşamış olan Homo sapiens ile günümüzdeki şempanzelerin aynı atayı paylaştıkları biliniyor. Zamanla bu ortak atadan gelen farklı gruplar çevresel koşullara göre farklı yönlerde evrimleşti. Evrimsel süreçte Homo cinsinden birçok tür ortaya çıktı. Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal ve son olarak Homo sapiens, yani biz. Biz Homo sapiensler yaklaşık 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktık. İnsanlarla şempanzelerin DNA'sı %98-99 oranında aynıdır. Çünkü aynı evrimsel geçmişe sahibiz. Aynı ormanda yaşamış, benzer sorunlarla karşılaşmış, aynı şekilde hayatta kalmaya çalışmış canlılarız. Özet olarak şu şekilde düşünebilirsiniz. Bir ağaç düşünün, gövdesi bizim ortak atamız. Dalları ise, bir dalın ucunda Homo sapiens varken dalların diğer tarafında şempanzeler ve diğer maymun türleri var. Peki neden hala maymundan mı geldik diye bir inanış var. Bu ifade aslında bilimsel bir yanlış anlamadan ortaya çıkmış veya bazı kişilerin işine geldiği için bu söylemi yinelemişler. Burada aslında en büyük yanılgılardan bir tanesi de evrimi düz bir çizgi olarak görmek. Zamanın da artık düz bir çizgi olmadığını, daha spiral bir yapıda olduğunu söyleyebiliyoruz günümüz bilgilerinde. Evrim de aynı şekilde düz bir çizgi veya bir basamak şeklinde değil. Aynı ağacın dalları gibi katmanlı ve daha karmaşık bir yapıya sahip. Peki son bölüm olarak daha tartışmalı bir konuya giriş yapalım. Bu bilgiyi kabul edip ama aynı zamanda inançlı bir insan hangi tezleri savunur ve nasıl bir düşünce yapısına sahiptir? Bundan bahsedelim. Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni motive eden ve yeni videolar çekmeye teşvik eden şeyler bunlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi hem evrim sürecini kabul edip hem de bir yaratıcıyı ve yaratıcının yaratma süreçlerini kabul eden bir kişi için bu süreçler aslında birbirinin zıttı değil, birbirinin tamamlayıcısı olarak görülür. Bu konuda siz de bu konuyu destekliyorsanız, anlatmadığım, farklı, görmediğim başka bir detaylar varsa lütfen yorumlara yazın. Veya siz bu şekilde düşünmüyorsanız, evrim süreçleriyle, bu anlattıklarımla dinin ters düştüğünü düşünüyorsanız lütfen bu konuyu da yorumlarda yazın. Çünkü bu kanalda tek bir görüşü katı bir şekilde kabul etmiyoruz. Karşılıklı bir şekilde birbirimize bilgi paylaşımı yapıp en doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Hem evrim sürecini hem de dini görüşü bir arada harmanlayan bir kişi şu şekilde düşünebilir. Yaratıcı evrimi bir araç olarak kullandı. Şu konuya ben de katılıyorum. Burada bir sürecin olduğunu, yaşadığımız evrenin, yaşadığımız dünyanın veya bizim gibi galaksilerin, bizim gibi farklı gezegenlerin kendilerine özgü fizik, kimya, biyoloji gibi belli yasalarının olduğunu düşünüyorum. Ve bu yasalara uygun bir şekilde aslında bu süreçlerin yapıldığını, ilerlediğini düşünüyorum. Yani bu düşünceye göre yaratıcı önce bu yasaları yarattı.
evreni ve doğa yasalarını yarattı. Evrim sürecini ise canlıları ve evreni bir yaratma yöntemi olarak kullandı. Yani evrim tesadüfi işleyen bir sistem değil. Zaten bu noktada bu bana çok saçma gelir. Bir tesadüfi bir durumun olduğunu ben kesinlikle düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Tesadüf random denilen sistemlerde hani bir şeylerin de kötü gitmesi gerekir. Ama geçmişten şu ana kadar baktığımız zaman genellikle hep gelişme yönünde ilerlemiş bütün süreç. Bir de ayrı bir virgül olarak şunu söylemek istiyorum. Tamam, diyelim ki her şeyin tesadüfi bir şekilde sadece bir evrim süreciyle herhangi bir yönlendirmenin, herhangi bir üst akıl ve yaratıcının olmadığını farz ederek ilerlediğini düşünerek dersek fiziksel olarak bir şekilde süreçler ilerledi. Peki ya bilinç? Ruh dediğimiz, bilinç dediğimiz o kavram nasıl ortaya çıkıp evrimleşti? İşte buna şu an bir cevap yok. Bu konuyu düşünmenizi ve bu konu hakkında da yorum yapmanızı rica ediyorum. Şimdi eminim ki bu süreçlerde sizin de aklınıza Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti Adem ilk insan konusu gelmiştir. Hem yaratıcıya hem evrim süreçlerine inanan bir kişi Hazreti Adem'i de şu şekilde düşünebilir. Hazreti Adem bilinçli olan, bilinçli bir ruh taşıyan ilk insan mıydı acaba? Ondan önce anlattığımız süreçleri yaşayan insansı canlılar daha vicdani, ahlaki ve ruhsallıktan uzak canlılar mıydı? Hazreti Adem ilk insan görünümündeki insan değil de ruhu ve bilinci olan ilk insan mıydı? Sorusunu ortaya atalım. Benim dini bir herhangi bir eğitimim yok. Sadece amatörce, belki sizlerin çoğu gibi sadece merak ettiğim şeyleri araştırıyorum. Şöyle bir baktığım zaman Kur'an-ı Kerim'de evrim süreçlerine ters düşen herhangi bir ayetin olmadığı kanısındayım. Sizler ters düşen bir ayet olduğunu düşünüyorsanız, bildiğiniz varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şu şekilde Kur'an'da insanın nasıl yaratıldığına dair bir takım ayetler geçiyor. O da insanın balçıktan, topraktan, sudan yarattık gibi kavramlar geçiyor. Kimine göre bu ifadeler şiirsel ifadeler, daha sembolik ve farklı derin anlamlar taşıyor. Bana göre bu konu şu şekilde olabilir mi? Sonuçta insan bir organik bir canlı. İnsan olarak, canlı olarak organik bir canlıyız. Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Ölünce toprağa karışıyoruz. Vücudumuzdaki elementler, mineraller toprağa karışıyor. Toprak besleniyor ve topraktan sebzeler, meyveler çıkıyor ve insan tekrar onu yiyor. Yani bu organik döngü devam ediyor. Aslında buna bir atıf olabilir mi? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Şu an için benim söyleyeceklerim bunlar. Bazı şeyleri gerçekten tam kavrayamıyoruz. Daha doğrusu Kur'an'da yazan bazı olaylar aslında birer metafor mu? Gerçekten yaşanmış olaylar mı, yoksa insanlara bir şey anlatmak için hikayeleştirilmiş mi acaba? Bunları dönem dönem ben de merak ediyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.